Merhaba satranç yeni bir seriye başlayalım istedim. İskoç oyunu C45 koduyla. İskoç oyunu açılışın tabi ismi. Yalnız bu oyunlar hepsi minyatür. Sırayla inceleyelim. Birinci oyunumuz beyazlarda isminin açıklanmasını istemediği bir oyuncu. Siyahlar Francis Bourdain. 1859'da oynanmış. Hemen oyunumuza geçelim. E4, E5, at, F3, at C6. Buraya kadar her şey bilindik değil mi? Ve İskoç oyununu belirleyen hamle değil mi? D4. Değişince de hemen fil çıkıldız. Gördüğünüz üzere. Nereye bakıyor? F7'ye değil mi? Atla piyon isteniyor. E4'teki piyon isteniyor. Ben diyor piyonumu sürerim o zaman. Ata baskı yapıldı. Ben de seni filini alacağım diyor. Fil ne yapıyor? Atı açmaza aldı. Ben de atımı merkez kareye oturtayım dedi. Kaçtı yani. Ben diyor senin atına baskı yaptım. Açmazda at. Gördüğünüz üzere beyaz at da ne yaptı? Baskı yaptı. Şah çekecek, kaleyi düşürecek. Niye? Atla at alacak. Piyon alırsa şah çekecek. Kale düşecek. Şah kale. Ben de atı istiyorum diyor. Şah demedi ama ne yapacak? Vezir istiyor değil mi? Açarak şah var. Önce ben bir şah diyeyim dedi. Şah roku bozuldu gördüğünüz üzere. Beyazın. Kaçınca da şimdi atı alayım dedi. At alınca da şah çekildi. Kaçıldı gördüğünüz üzere. Kale alınmadı. Bakın. Burada kale alınabilirdi. Kale alınmadı. Niye? Çünkü kaleyi alsa fille şah çekince mat olacak değil mi? Şimdi beyazda giden fil şah çekerse A6'dan mat tek çare veziri önüne gelmek. Veziri kaybedecek. O yüzden piyonla tercih etti almayı. Muhtemelen matı gördü değil mi? Şah ve piyonla tuttu. Piyon alınınca da bakın burada kötü taş değişimi değil mi? File karşı piyon. Ama ne demiştik? Eğer bir konumsal üstünlük veya tempo veya konum üstünlüğü gibi bir durum olursa ne diyorduk buna? File. Şah ve ne oldu? Mat oldu. Evet. Bunu demek istemiştim. O zaman ne oldu? Feda oldu. Teşekkürler.